İki küçük yaşta kızı alıkoyma iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. İki tane kızımın Nihat Doğan'ın evinde olduğu bilgisi geldi. İddiaya göre Nihat Doğan biri 11, diğeri 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde zorla alıkoydu, onlara para verdi. Ben Türkiye'nin en büyük aşiretinin bir bireyiyim. Badıkan aşireti. Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. Ben bana aslında net bir şey söyleseler bana yetiyor. Söylemiyorlar, korkuyorlar mı artık? 200 bin tane. Size yemini billah ederim, adamı var ya adamı, bunları sinek gibi ezmezsem namerdin ya. De kendisini eleştirenleri de vatan haini olmakla suçlu. Hiçbir Allah'ın kulu bana 70 milyon insanın önüne gerizekalısın, sen de adam mısın diyemez. Ulan gerizekalı sen adam mısın? Artık zamanı geldi Nihat Doğan. Yıllardır kendini acındırarak türlü türlü rezilliklerin üstünü örttün. Hep bir şekilde işin içinden sıyrıldın. Ta ki bugüne kadar. Fakat önce bir ön söz alalım değil mi? Neden Nihat Doğan? Benim bu adamla derdim ne? Nihat Doğan 90'lardan kalan magazinci zihniyetini temsil ediyor. Tüm rezillikleri ve şerefsizlikleriyle. Nihat Doğan'ın bugün yaşayacakları aslında geri kalan sanat camiasına bir uyarıdır. Eğer aynı hareketlerde bulunurlarsa başına gelecek şeylerin örneğidir. Aranızda ölü ya da diri, birileri çözüm süreci iki kokusu alır da siyaset yapayım derse, bunu yapmaya kalkarsa sonu Nihat Doğan gibi olacak. Fakat benim sorunum ne? Geçtiğimiz yaz aylarında Nihat Doğan bir single çıkardı fakat izlenmedi. Çıkardığı hiçbir parça izlenmiyordu, tutmuyordu. Sorsan 200 binlik aşıyor. Red fakat şarkı 100 bin bile izlenmemiş. Yani acilen izlenme, yani prim, yani skandal gerekiyordu. Malımı çok iyi bildiğim için Twitter'dan bir uyarı yayınladım. Özgecan Aslan olayında yaptıklarını hatırlattım. Çünkü biliyorum bizim milleti çoktan unutmuş olacaklardı. Ve her zamanki gibi dediğimiz çıktı. Nihat şöyle bir tweet attı. Siz Orta Asya'da ok atmayı öğrenirken Mardinli, Ahmetli Kürtler o topraklarda on binlerce yıl önce insanoğlu birbirleriyle daha iyi anlaşabilsin diye bugünkü medeniyetin temellerini atmışlardı. Medeniyeti kuran Kürtlerdir. Size tarihi öğreten tarih hocanızı sevsinler. Evet evet, gerçekten yazıyı Kürtlerin bulduğunu iddia ediyordu bu tweetle. Medeniyeti kurduklarını iddia ediyordu. Şaka değildi bu. Nihat'ın bunu iddia etmesinin sebebi de Berdal Boselli adlı dolandırıcı, ırkçı bir YouTuber izlemesinden. Tabii o şahıs bu videonun konusu değil. Fakat içeriği Türkleri aşağılamak, hakaret etmek ve Kürtçülük üzerine. Videolarında Türklerden bahsederken kullandığı kelimeler genelde devşirmeler, dönmeler, köpekler, namussuzlar, tarihsizler. Ortalama bir Berdal Boselli videosu bu şekilde. İşte. Bu zihniyetten olan Nihat'ın PKK'lı bir takipçisinden gelen "Kimse Türkler kadar rezil olamaz" tweetini beğenmesi de tesadüf değil tabii ki. Veya kendisini eleştiren genç bir kıza gelen "Bütün Kürt halkının anana selamı var" gibi mesajları beğenmesi de tesadüf değil. Bir zihniyetin ürünü. Garibim 3-5 bedel Boselli videosu izlemiş, gaza gelmiş. Bir kullanıcı bunun üzerine "Yarın Malazgirt anma günü, sırf provokasyon için Türk milletine hakaret ediyorsun" deyince Nihat Doğan Twitter'dan cevaben "Malazgirt zaferi de Türk zaferi değildir" diye tweet attı. Dönemin Kürtlerin Met İmparatorluğu 40 bin kişiyle katılmıştır bu savaşa. Türkler Anadolu'nun kapılarını açan Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azat edeceğim diye de devam et. Vay Nihat Peker vay. Gaza geldin he. Fakat sorun bir. Medlerin kökeni belli değil. Ya hadi diyelim Nihat'ın gönlü olsun lan. Seni mi kıracağım dızo? Ama milattan önce 549 yılında dağılan bir devlet. Milattan sonra 1071 yılında olan Malazgirt Savaşı'na nasıl adam gönderiyor? Anlatsana Heval Nihat. Aradaki 1600 yıllık farkı nasıl açtınız? Zaman makinesi falan mı buldunuz? Tabii ben bunu söyleyince delikanlı Nihat tweetini sildi ve yeni bir tweet attı. "Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin 1000 yıl önce Sultan Alparslan'a destek vermiş Kürt devleti Mervanileri kabul etmesini beklemek ahmaklıktır. Malazgirt kapılarını Alparslan'a Mervani Kürtleri açmıştır. Malazgirt zaferi Kürtlerin zaferidir. Zaferimizi çalmayın." Şimdi diyeceksiniz ki inkar etmek falan ne alaka? Daha yine ne anlatıyordu? Şimdi birden dilin inkar ediliyor diye bir tweet atmışsın. Ama ben buna alıştım. Her türlü ırkçılığı yapıp aynı bu şekilde böyle bokun ortaya çıkarınca mağdur oluyor. İnkar ediyorlar beni diyor. Lan kimse inkar etmiyor. Tarihi bir olayla övünürseniz bu sizi milliyetçi yapar. Ama tarihi bir olayı başka milletleri aşağılamak için kullanırsan ırkçı olursun. Bir de başka milletleri aşağılamak için kullandığın tarihi olay palavraysa o zaman işte geri zekalı bir ırkçı olursun Nihat Doğan gibi. Yani bugün siz Avrupa'ya gidip "zamanında atalarım sizi nasıl yendi" derseniz insanlar güler. Çünkü geçmiş geçmişte kalmıştır. Sen Bulgaristan'a giderken bile vize almıyor musun kardeşim? Tamam o zaman. Ataların Viyana'ya gitsene. Bugün sana faydası yok. Yani tarihsel olaylardan üstünlük doğmaz. Nihat'a göre doğar ama. Ama tarihin nesi güzel biliyor musunuz gençler? Net olması. Hadi
Hadi gelin biz de Nihat gibi ırk üzeri kimlik tanımlaması yapalım. Bir iki dakikalığına Nihat Doğan olalım. Bakalım mesela Nihat'ın iddiasına. Nihat diyor ki Mervaniler kapıyı açtı. Zafer Kürtlerindir. Mervaniler 990 ve 1085 arası 95 yıl var olmuş bir Kürt emirliği. Bakın devlet değil. Ama diyelim devlet olsunlar lan. Seni mi kıracağım keke? Selçuklar Anadolu'ya 1071'de değil, 1018 yılından itibaren girmiştir. Mervaniler ise Diyarbakır ve Hasankeyf'te hüküm süren bir Kürt hanedanı tarafından yönetilen Sünni bir emirlik. 1049 yılından itibaren Fatimiler adına okuttukları hutbeyi Tuğrul Bey adına okutmaya başlayıp Selçuklu devletine tabi olmuşlardır. Bak Nihat, senin devlet 1049 yılında tabi olmuş Selçuklara. Malazgirt'ten 22 yıl önce. Nasıl bir şey bu, kapıyı açmadan tabi olmuşsunuz? Selçuklu öncüleri Oğuz Türkleri de Mervani topraklarını yağmaladı. Mervaniler Oğuzlarla yapılan bu savaşta mağlup oldu. Bunun üzerine Nasr el-Devle onları Tuğrul Bey'e şikayet etti. Tuğrul Bey'in yaklaşmasıyla Oğuzlar da geri çekildi. Nasıl iş bu Nihat? 1071'in daha yanından bile geçilmemiş. Fakat senin güya bize kapıları açan devletin kalkmış yağmalandıktan ve savaş kaybettikten sonra adalet dilenmiş. Nasıl oluyor bu işler Nihat, anlatsana. 1054'te Cezire'nin büyük bölümünü yöneten Selçuklu lideri Tuğrul Bey ile iyi ilişkiler kurdu bu Mervaniler. Hakimiyetini kabul ettiler. Bu yüzden Tuğrul Bey de Mervanilerin topraklarını elinde tutmalarına izin verdi. Peki ya Malazgirt'te ne oldu? Bu hususla ilgili olarak en dikkat çekici bilgileri 13. yüzyıl tarihi yazıcılarından Ebu Muzaffer Yusuf'un Mir'atü'z-Zaman fi tarih Hil Ayan isimli eserinde görüyoruz. Bu kaynaklarda Alparslan'ın Selçuklu ordusunun yanı sıra imparatorluk mahiyetindeki Ermeni, Süryani, Arap, Kürt ve diğer kabilinden tebaanın da zorunluluktan Malazgirt'te bulunduğu yazıyor. Ancak Kürtlerle ilgili bu bilgi sadece bu kitapta var. Bunun dışında ne Bizans, ne Ermeni, ne de Süryani kaynaklarının hiçbirinde bu bilgi yok. Ama bu tabii olmamış demek değil. Sadece kaynak zayıf. Yani Selçuklular emirleri altındaki ne kadar adam varsa çekmişler yanlarına. Alparslan'ın ordusu da çok üst düzey ve kuvvetli bir ordu. Bizans kaynakları da böyle yazar. O bakımdan daha katılıp katılmadığı bile belli olmayan Mervanilerin bu kapıları açtığını pek sanmıyorum ben Nihat. Yahu peki bu Allah'ın dız olsun nereden öğreniyor bunları derseniz, kimden öğrenecek? İdolinden tabii ki. Dinleyelim. Şimdi aradan geçen bunca sene sonra zannediyor musun ki Davutoğlu biz tarihten ders çıkarmadık? İşte senin tarih diye yalan yanlış meydanlarda anlattığın şeyden biz asla ama asla hiçbir zaman halkımızı yanıltacak işler yapmadık. Gerçek tarih üzerine, gerçek geçmiş üzerine bir hakikat oluşturduk. O nedenle diyorum ki aradan geçen bunca yıl sonra halkımız tarihten dersler çıkararak Kazım Mehmet'ten, Melek Mustafa'dan, Şeyh Said'den, Seyit Rıza'dan dersler çıkararak artık bu tarihi günlerde ittifakını, ulusal birliğini öylesine güçlü hale getirmeli ki bir kez daha bizim üzerimizde oyun oynamak isteyen, bizim kaderimizi kendi iki dudakları arasına almaya çalışanlara büyük bir ulusal ders verelim. Kürt halkı olarak kurbanlık koyun olmadığımızı herkese gösterelim. Şimdi bunlar bakın, tarihten söz ediyor örneğin. Malazgirt'te Alparslardan söz ediyor. Tarih kitaplarında okulda okutulan inkılap tarihinde Alparslan'ı görürsünüz. Malazgirt'ten Anadolu'ya giriş yaptığını görürsünüz. Ama bu sahtekarlar Alparslan'ı konuşurlar, Mervanileri konuşmazlar. Alparslan kimin desteğiyle Malazgirt'ten girdi onu yazmazlar. 100 sayfa Alparslan'ı okursunuz ama Mervani Kürtlerinin 10 bin süvariyle Alparslan'ın yanında olduğunu, onun gücü, onun desteğiyle Mervani Kürt devletinin açtığı yoldan Türklerin Anadolu'ya girdiğini tarih kitabında okuyamazsınız. Yazmazlar bunu. Niye yazmazlar? Siz bunu yazmadınız diye bu tarih okunmayacak mı? Duyulmayacak mı? Bu nedenle benim özellikle Kürt gençlerine, Kürt çocuklarına özel ricamdır. Onlara özel ricamdır. Tarihini bilmeyen, geçmişini bilmeyen, geleceğini
asla göremez, geleceğini asla özgür kılamaz. Kılavuzu karga olanın burnu boktan çıkmazmış Nihat. Bu arada tarih pekala farklı da olabilirdi. Tam tersi olabilirdi. Fakat öyle olmadı. Bu bana Türk olarak bir üstünlük vermez. Dediğim gibi geçmiş günümüzü bu şekilde bağlamaz. Fakat ırkçı olan sen ve senin gibilerdir. Yahu böyle bir şey yaşanmamış olmasına rağmen neredeyse derimizi yüzeceksin lan. Bir de düşünsene bunun çoğunluk olduğunu. Bunun elinde böyle tarihi bir olay olduğunu. Demek ki herif var ya, yüzecek, derimizi yüzecek, bizi kamplara sokacak. Ama bu Nihat'ın Mervani takıntısı boşuna değil. Hani TV'lerden şöyle aşiret çocuğuyum, böyle aşiret çocuğuyum diye tehdit ediyor ya millete. Bu Badıkan aşiretidir. Bu aşiret kendi köklerini Mervanilerin kurucusu olan Bat'a dayandırmaktadır. Yani Nihat Doğan kendini bu Mervanilerin devamı olarak görmekte. Yani Nihat Doğan kendini bir hanedan prensi olarak görüyor. Meclise HDP vekili olarak gireceğim demesinin sebebi de budur. Teşekkürler Nihat. İyi ki de Malazgirt'te kurtardın bizi Nihat. Çok sağ ol. Ülkeyi sen kurdun. Benim düzeltme tweetlerimin üzerine de cevaben tarihi Ümit Özdağ'dan öğrenmiş beyin hücreleri ölmüş faşo troller gerçekleri duyunca kuduz köpek gibi şahsıma saldırıyor. Benim küçük faşolarım, bugünlük tarih dozumuzu 3 tweetle vurdum. Vurdum be Nihat, ama ne vurdum var ya. Yetmedi lan değil mi düşman yaratma işi? Yıllardır Bahçeli, ki sonra gittin onunla da poz verdin de neyse. Sonra Akşener, şimdi de Özdağ mı düşman? Türkiye'nin en büyük 3. partisi olma yolunda ilerlerken sazan gibi kandırıyorsunuz seçmeninizi. En sonunda biz Kürtleri inkar etmeyi başardık, ortadan kaldırmayı başaramadık deyin, siz de rahatlayın, biz de rahatlayıp işimize bakalım diye bir tweet attı. Öncelikle daha değil ayır. İkinci olarak da ne alakası var oğlum? İnkar etmekle ne alakası var? Sen ırkçılık yapıyorsun, yalan konuştuğun ortaya çıkıyor, sonra dönüp diyorsun ki bizi inkar edemezsiniz, bizi yok edemezsiniz. Ulan 5 dakika evvel Türk milletini aşağılayıp üstünlük taslıyordun ya. Ne ara foşik TC moduna büründün? Kimmiş kimi inkar eden Nihat? Sırf kendi şarkını pazarlamak için değdi mi Nihat? Ne dedim ben sana? Pitbull köpeği gibi yapışacağım oğlum dedim sana. Gördüm oğlum seni. Tüm bu aşağılık, hakaretler ve küfürlerden sonra bir tane tweet attım. Yeter artık dedim. Kamuoyuna bu saatten sonra Nihat Doğan'ı televizyona çıkaranım, konser organize edeni, albüm veya şarkı yapanı, ekmek yedireni, selam vereni görürüm, yemin ederim kim olursa olsun benim düşmanımdır. Anlaşma, aracı, barış yok. Ya dışlayacaksınız ya da onunla birlikte yok olacaksınız. Şimdi dön bir bulunduğun duruma bak be Nihat. Flash TV'de Robocop Seyhan'ın yanına oturmuş rezil bir durumda magazincilik yapıyorsun. Benim tam istediğim yerdesin oğlum. Çünkü son birkaç aydır seni tıpkı bir deney faresini labirentte yönlendirdikleri gibi yönlendirdim. Önce şarkının reklamını yapmak için bir sürü radyoyla anlaştınız. Menajerin Meral Hanım'ı tebrik ediyorum. Gerçekten iyi çalıştı kadın, ama biz daha iyi çalıştık be oğlum. Bütün çıkacağın radyoların moderatörlerine ulaşıp ultimatom verdim. Ya bu adamı iptal edersiniz ya da ben 100 bin takipçiyi sizin üzerinize salarım diye. Tabii ki de hepsi iptal ettiler, ama hepsine birden yazmadım oğlum. Son ana kadar senin storylerinden paylaşmanı bekledim hep ve her defasında iptal ettirdim. Defalarca senin direncini, onurunu kırmak için her defasında son anda iptal işlemini yaptırdık. Her defasında story attın, reklam yaptın, fakat o programlar asla gerçekleşmedi. İyice sıkıştın. Hayatında ilk defa yediğin bokun bedelini ödüyordun çünkü. Gittin eski sevgilin Seda Sayan'a yalvardın. Ezeksin oğlum sen. Adam değilsin lan sen. Programına beni çıkar diye kadının kafasını s***. Sonra ikna oldu, onay geldi, sevindin. Artık her şey daha iyi gidecekti. Bir kere daha çıkacaktın programa, böyle eski sevgililer diye reklamını da yapınca gelsin yeni konserler. Ama bir hata yaptınız ve duyurusunu yaptınız programın. Ve böylelikle benim de haberim oldu. Fakat bekledim, bekledim. Önce tanıtımları yayınladınız. Star TV resmi fragmanları döndürmeye başladı. Baştan iptal ettirsek anlamı olmazdı değil mi? İnkar ederdiniz yoksa. Programa birkaç gün kala paylaşımlara başladım. İnsanların Star TV'yi arayıp şikayet etmesini istedim. Dedim ki gidin burayı arın, bu şikayet edin. 5000 kişi kanal aradı. Rekor kırdı, rekor. Telefonlar kilitlendi. Kanal yönetimi bunlar trolldür, gidin kimliklerini sorun dedi. Buna rağmen takipçilerin hepsi aslanlar gibi kimliklerini paylaşıp seni şikayet etti. 5000 kişi. Hepsine ayrı ayrı teşekkürler buradan. Sizin başımın üstünde yeri var. Birkaç saat sonra Star TV Seda Sayan aradı ve Nihat Doğan'ın kesinlikle yayına çıkmayacağını, aksi halde programın komple iptal olacağını bildirdi. Ve Sugar Mamin seni silkeleyip attı. Önce resmi fragmanlar kaldırıldı, sonra seni arayıp haberi verdiler. Deliye döndün. Sonra akşama bir magazin haberi. Şak! Seda Sayan, çok değil daha 48 saat önce Kuru Çeşme konseri verdiği röportajda diyordu ki programıma Nihat Doğan gelecek. Büyük gürültülerle tanıtımlar hazırlandı, planlamalar yapıldı. Seda Sayan'ın bir dönem tutkulu aşk yaşadığı ve hatta imam nikabıyla kıydığı iddia edilen Nihat Doğan, bu pazartesi Seda Sayan'la canlı yayında buluşacaktı ki bir iddia gündeme bomba gibi düştü. İddialara
göre Seda Sayan'ın ekibi tüm gece geç saatlerde Nihat Doğan'ı arayarak canlı yayının iptal olduğunu ve bundan böyle Seda Sayan'ın programına sanatçı almayacağını söylemiş. Canlı yayını için tüm hazırlıklarını yapan Nihat Doğan gece yarısı gelen bu telefonla şok olurken olayın ardından sürpriz yeni iddialar ortaya atıldı. İşte onlardan bir tanesi. İddiaya göre Seda Sayan'ın bir süredir hayatında olan genç bir şarkıcı vardı ve o genç Nihat Doğan'ın canlı yayına çıkacağını öğrenince ünlü sanatçıyla genç aşk arasında büyük bir gerilim yaşandı. Yalnız Seda Sayan'ı tebrik ediyorum. Böyle bir olaydan bile magazine yön vererek sıyrıldı. Vallahi bravo. Bunca zamandır boşuna bu kadar popüler değil bu kadın. Nihat, kurtuluş o kadar yakınken, yine hüsran. Depresif olmaya başladı. Artık düğünlerde sahne alıyordun. Baba, alacaklılar durmuyor. Tabii düğün organizatörünü arayıp düğünü de iptal edebilirdik. Fakat senin bu duruma düşmeni istiyordum oğlum ben. Bunları yaşaman gerekiyordu. Yani seni yemeden evvel iyice pişmen gerekiyordu. İşte bu durumda Flash TV'den teklif gelince tereddüt etmeden kabul ettin. Bak şimdi neredeyiz Nihat? Biz orayı da arayıp iptal ettirebilirdik ama dedim ya, biz istiyoruz diye oradasın sen. Bahar Candan ve Seyhan Robocop Soylu'nun yanında. Seni yatırıp bu kadar aşağılayamazdım ben Nihat. Teşekkür ederim bu görüntüler için. Kariyerini bitirmeden evvel iyice dibi görmeni, rezilliğini kendin anlamanı benim için bu çok önemliydi. Bir daha geri dönemeyecek şekilde gururunu kırmam gerekiyordu yok etmeden evvel. İşte bu işin sadece giriş kısmıydı. Şimdi gelin sizinle Nihat Doğan adlı paraziti iyice tanıyalım yok etmeden evvel. Tabutuna son çiviyi çakıp kariyerini gömmeden son bir retrospektif. Ödün bokuna karışıyor biliyorum Nihat, korkuyorsun. Ama sana yemin ederim ki korktuğundan daha da kötü olacak bugün. Baylar ve bayanlar, çayınızı kahvenizi alın, başlıyoruz. Hikayemiz Cumhuriyet'in ilk yıllarında Muş'ta başlıyor. Mehmet Doğan Muş'ta bir tarikatın medresesinde okuyor. Çeşitli ayaklanmalar yüzünden Mehmet Doğan'ın medrese şeyhini Türk ordusu idam eder. Hem medreseden olan hem askerlik yaşı gelen Mehmet, ben bu devlete askerlik yapmam diyerek 17-18 yaşlarında arkadaşının kimliğini çalarak İstanbul'a geliyor. Hem hırsız hem kaçak. Burada Mehmet Seyrek ismiyle fabrikaya giriyor. Hatta emekli oluyor buradan. O sırada Fatma Doğan 17-18 yaşlarında bir genç çocuk. Mehmet Doğan'ın amcasının kızı. Aralarında en az 20 yaş fark var. Gecekondu'da yaşayan Mehmet Doğan Komini sabun fabrikasında işçiydi. 3 defa evlenmişti ve 2 çocuğu vardı. 17-18 yaşındaki Fatma Doğan'ı ve ağabeylerini memleketten İstanbul'a Mehmet Doğan getirtti ve kendi evinde kalmalarını sağladı. Bu sırada devamlı birileri geliyor ve kızı istiyorlardı. Ağabeyleri de aile büyüğü diye Mehmet Doğan amcalarına soruyorlardı. Fakat Mehmet Doğan'ın kuzeniyle niyeti farklıydı. Yalandan bu içkici, bu kumarcı diyordu damat adaylarına ve kızın evlenmesine engel oluyordu. Sonunda da bu kızı ben istiyorum dedi. Fatma kendisinden 20 yaş büyük kuzenini istemiyordu fakat ağabeyleri varacaksın, şeriat öyle, bize sahip çıkmış, büyüğümüzdür diyordu. Ve Fatma istemediği bir evlilik yaparak Mehmet Doğan'ın 3. eşi oluyor. Bu akraba evliliğinden de Şubat 1976'nın 13. cumasında Nihat Doğan dünyaya geliyor. 13. cumada. Fakat tabii ki o dönemler adı Nihat Seyrek. Öyle ki ilkokulda bile Nihat Seyrek diye kayıtlıdır. Doğan soyadına sahip olup da Doğan olarak doğmayan tek kişi Nihat Doğan olabilirdi zaten. Ya baba diyordu Nihat. Amcamın soyadı Doğan, biz niye Seyrek'iz? Babası basıyordu tokadı ve size mi kalmış lan Seyrek Doğan? Gid elini öp amcanın diyordu. Sonra bir anda Doğan oluverdiler. Fakat bu çocukluk Nihat'ı etkiledi. Her türlü otoriteye karşı kin gütmeye başladı. Belki de psikolojik sorunlarının temeli çocukluğundadır, bilinmez. Baba Doğan Nihat'ı da annesini de dövüyordu. Üzerinde sigaralar söndürüyordu ve demir maşayla dövüyordu. Okulda da başarısız bir öğrenci olan Nihat türkücü olmak istiyordu. Kimsenin sikinde olmayan, hiç kimsenin hiç kimsesi. Çünkü o dönemki en büyük sıfırdan yükseliş hikayeleri hep arabesk türkücülerdendi. Fakat hem yeteneksizdi hem de aşırı dinci babası şarkı söylemeyi yasaklamıştı. Ona göre şarkı söyleyince dinden çıkmış oluyordu. Şeyhinden öyle öğrenmişti. Sağlıklı bir ortam değildi bu. Öyle ki kendi babasına nefret ederek büyüdü Nihat. Hatta babası ölünce sevinç bile hissetmişti. Öyle ki Taraf gazetesine verdiği röportaj da şöyle tanımlayacaktı babasının ölümünü. Belki kötü bir söylem olacak ama babam ölünce sanatçı olmam önündeki engellerden birisi kalkmış oldu. Ve gerçekten de böylelikle Nihat'ın o kariyeri başladı. Ulan hayırsız evlat Nihat. Babanı mezarda o kadar çok ters döndürdün ki mezarına dinamo bağlasak ülkenin 20 yıllık elektrik ihtiyacını karşılar.
90'larda Un Kapanı ve Çarşısı Türkiye'de müzik sektörünün kalbiydi. Tıpkı sinemada Yeşilçam'ın olduğu gibi. Ünlü olan ve olmak isteyen herkesin yolu buradan geçiyordu. Fakat kaset çıkarmak kolay değildi. Bu yatırımı yapacak yapımcı bulmak imkansıza yakındı. Un Kapanı'nın en büyüklerinden biri de şüphesiz Uğur Bayar'dı. Abisiyle 30 yıldır Un Kapanı piyasasındaydı. İbrahim Tatlıses, Emrah, Bergen, Müslüm Gürses, Kibariye, Bülent Ersoy bunların yıllarca yönetmenliğini ve bestekarlığını yapmıştı. Hakan Taşıyan abi Burhan Bayar'la ilk o çıkarmıştı piyasaya. Progresif bir müzisyendi. Amerika'daki Berkeley'i dışarıdan bitirmişti. Un Kapanı'nı böyle anlatıyor Bayar. Çarşıda 10 dükkan vardı eskiden, biri de bizimdi. O zamanlar satış rekoru 300 binken biz arka arkaya 4 tane 1,5 milyonluk albüm yaptık. Emrah'ın Ayrılamam ve Boynu Bükükler albümü, İbrahim'in Gülüm Benim Mavi Mavi albümleri. Bir sene sonra baktık ki çarşıda 50 dükkan olmuş. Sonra 100, 200, 300. Herkes paranın peşine hurra yaptı. İbrahim Tatlıses'in mesela basamakların 3'er 5'er atladığı dönemlerdeki tüm hit parçaları Uğur Bayar ve ağabeyi Burhan Bayar yapmıştı. Neyse bırakalım başarılı insanları da bizim Nihat'a dönelim. O sıralarda aşireti bizim Nihat'ı Muş'a geri götürmek istiyordu. Babası ölmüştü çünkü. Fakat Nihat İstanbul'dan ayrılmak istemiyordu. Aşirete dönmek istemiyordu. Öyle ya, İstanbul güzel, yaşam güzel, kareler güzel. Değil mi Nihat? O zamanlar pek laf etmiyordun kadınların giyinmesine. Hatta İstanbul'da kalmak için aşiretten kaçıyordun. Peki para nasıl kazanılacak? Okul başarısız, meslek öğrenilmemiş, çalışkan değilsin, tutturmuş sanatçı olacağım diye. Tanıdıkları Nihat'a boyacılık işi ayarladılar. Fakat oradan da kısa süre sonra Esenler Topkapı hattında minibüs muavinliği yapmaya geçti. Muavin Nihat. Belki de hayatına kazandığın son helal paraydı o, biliyor musun? Fakat Muavin Nihat'ın sesi çok kötüydü. Ama bir şeyi iyice bellemişti Nihat ve kariyerini de bunun üzerine kuracaktı. Kendini acındırmak. Fakirim diye acındırır, varoşum diye acındırır, yalnızım diye acındırır, Kürdüm diye acındırır, acındırır da acındırır. İşte Uğur Bayar hayatının hatasını yaparak bu çocuğa acıdı. Sesi kötüydü fakat Bayar gibi profesyoneller en geri zekalı, en beyinsiz kişiye bile en fazla 3-4 ay eğitim vererek dinlenebilir seviyesine getirebilirdi. Bu yüzden Nihat'ın eğitimi bir sene sürdü. Bayar manevi babası olmuştu. Nihat Doğan otobüs muavinliği yaparken onu alıp bir sene eğitmiş, arkasından bir de albüm hazırlamıştı. Hepsini karşılıksız yapmıştı. Manevi babası olmuştu. Öz babasının yapmadığını yapmıştı onun için. Fakat sesi hala çok kötüydü. Bayar buna da bir çözüm buldu. Bir parça besteledi ve hazırladı. Nihat sadece tek cümlelik bir nakarat söyleyecekti. Geri kalanı ses efektleri ve koruslarla halledeceklerdi. Fakat Nihat o iki cümleyi bile okuyamıyordu detone olmadan. Defalarca kayıt alındı. Sonunda şarkı hazırlandı ve yayınlandı. Parça hemen tuttu, hepiniz tanıyorsunuz. Kırdın Kalbimi adlı parçayı duyan yazar Perihan Maden bir şekilde Uğur Bayar arayıp böyle bir şarkı olamaz, dünyaya açılmanız lazım sizin demiş. Yetmemiş, o dönemki köşesinde Tarkan'ı da Uğur Burhan Bayar kardeşlere emanet etmek lazım diye yazmış. Araştırın, hakikaten böyle bir yazı var yani. Uğur Bayar başarmıştı. Beceriksiz bir muavini alıp başarılı bir türkücü yapmıştı. Doğan'ın ilk ve son hit parçası olacaktı bu. Çünkü yetenek satın alınamaz. Fakat Nihat değişmişti. Bayar'a karşı minnetsiz tavırlar sergilemeye başladı. Üstüne üstlük tüm haberlerde Bayar bahsetmiyor, Almanya'da ünlü olduğunu anlatıyordu. Kendisini ünlü edenleri unutup paranın ve şöhretin havasına kapılmıştı. Kim tutardı ki Nihat'ı? Uğur Bayar'ı da Erol Köse'yi de bir köşe yapmıştı bizim türkücü Nihat. Birden yanında başkaları görünür olmuştu. Hani kıçına tekmeyi basan kaçtığı aşireti vardı ya, geri dönmüşlerdi. Baba hayat böyle. Paran varsa kralsın. Aklın fikrin hep kendini yükseltmekteydi hayatın boyunca. Bırak bu ekranlardaki delikanlılık tavrını lan. Adam sana babalık yapmıştı, babalık. Fakat unuttuğum bir şey vardı Nihat. Sen yetenekli değilsin oğlum. Hiçbir zaman da değildin. Öyle ya, Bayar'ı bıraktıktan sonra kendi başına bir şeyler yapmaya kalktı. İlk yazdığı ve 96 yılında kendi çıkardığı parça olan Maçoyum Ben şarkısıyla bunu çok iyi gösterdi. Arkanda Uğur Bayar olmayınca nasıl ortaya çıktı, ne oldun? 98 yılında da o Rezil Mi Rezil, senin ne olduğunu ortaya seren parça çıktı. Taciz. Tuttuğumu deli gibi koparırım ama iyilikle olmazsa var. Parçanın sözleri adeta bir How to Taciz tarifi gibi. Sözlerini de bizzat Nihat Doğan'ın yazdığını bilince insanın tüyleri ürperiyor. Tuttuğumu deli gibi koparırım ama iyilikle olmazsa vallahi zorla. Benim olmazsan taciz ederim. Bana gelmezsen yer bitiririm. İnadım inat, bunu biliyorsun. Benim olacaksın, sana yemin ederim. Fakat asıl korkunç olan ne biliyor musunuz? Ben bu klibi görünce neden sizin gibi sadece gülemiyorum, dalga geçemiyorum? Sebebini merak ediyor musunuz? Bu klipteki manken kadının başına gelenlerden dolayı.
16 Temmuz 2011'de Ayşe Arman'a Hürriyet'te verdiğin röportajı hatırlıyor musun Nihat? Ne demiştin orada? Sen demiştin bunu. Soru: dövüyor musunuz kadınları gerçekten? Asla. Yalan bunlar. Kadını dövmek mesele değil. Kadın için dayak yemek mesele. Yani kadın döven adam değil diyorsun Nihat. Haklısın da oğlum. İlk defa doğruyu konuştun. Gel şimdi size bir yolculuk yapalım. Tarih 1 Ağustos 1998. Gazete haberi. Şarkıcı Nihat Doğan manken sevgilisi Aysun Kiremitçi'yi feci şekilde dövdü. İlginç olay Şişli'de yaşandı. Tekme, tokat ve yumruk salvosuna karşı koyamayan Aysun Kiremitçi tanınmayacak hale geldi. Kiremitçi evde bulunan manken arkadaşı tarafından öfkeli sevgilisinin elinden kurtarılıp tedavi için Şişli Etfar Hastanesi'ne götürüldü. Fakat adalet Nihat'a işler mi? 200 binlik aşiretin reisiydi o. Cuma 20 Kasım 1998. 3 ay evvel sevgilisi Aysun Kiremitçi'yi feci şekilde döverek kayıplara karışan şarkıcı Nihat Doğan, önceki gün katıldığı canlı yayın sonrası gözaltına alındı. Nihat Doğan, fantezi müzik şarkıcısı. Kırdığın Kalbimi ve Taciz Ederim adlı şarkılarla kısa sürede şöhrete kavuştu. Ancak adı şarkılarıyla değil de 3 ay önce sevgilisini dövmesiyle gündeme geldi. Taciz Ederim adlı şarkısının klibinde oynayan sevgilisi Aysun Kiremitçi'yi feci şekilde döven Doğan, olayın ardından kayıplara karıştı. Aysun Kiremitçi, Doğan hakkında şikayetçi olmuştu. Ancak Doğan bulunamadığı için bir şey yapılamıyordu. Bir gün manken kadın televizyon seyrederken bir kanaldaki canlı yayında gördüklerine inanamadı. Nihat Doğan çıkmış şarkı söylüyordu. Hemen telefona sarıldı. Polisi arayıp 3 aydır aradığınız Nihat Doğan şu anda özel bir kanalda şarkı söylüyor dedi. Polis hemen harekete geçti. Program çıkışında Nihat Doğan'ı gözaltına aldılar. Ardından da ifadesini almak üzere Şişli karakoluna götürdüler. Nihat Doğan olayın ardından Kiremitçi'yi arayarak "Sayende hiç olmadığım kadar meşhur oldum." dedi. Dayak yüzünden hastaneden rapor alan Aysun Kiremitçi de Doğan'dan şikayetçi olmuştu. Fakat Nihat Doğan hiçbir şey olmadı. Neden kızıyorsunuz ki? Babasının izinden gidiyordu. Sayende hiç olmadığım kadar meşhur oldum ha. Ulan ne şerefsiz bir adamsın lan sen. Ama aradan seneler geçiyor. Nihat bir türlü başarılı olamıyordu. Ne yaparsa yapsın ciddiye alınmıyordu. Seni adam edenlere ihanet edersen olacağı buydu oğlum. 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllar geçiyordu yıllar. Ama Nihat silinip gidiyordu. Öyle ki kavga ettiği Erol Köse'nin yanına dönmüştü. Köpek gibi. Fakat nafile. 2005'te bir söylenti yayılır. Seda Sayan'ın yanında bir türkücü varmış. Esra Ceyhan'ın programında delikanlı adam bakire kızla evlenir diyen türkücü Nihat Doğan'dır bu. Seda Sayan son sevgilisi türkücü Nihat Doğan'ı yere göğe sığdıramıyordu. Nihat Doğan benim Antonio Banderas'ım. Aslan gibi maşallah. Çoklarından daha delikanlı. Maşallah. Muşlu zorovumuz bizim. Tabii ki de şovdu bunların hepsi. Seda akıllı kadın. Nihat için de primlik bir durumdu. Win-win yani. Fakat Nihat'ı tebrik ediyorum. Kadın metresler bilinir fakat ilk erkek metres Nihat Doğan'dır. Helal olsun. İşte cinsiyet eşitliği dediğim budur. İmam nikahı kıyılıp köşeye atılan çok kadın var ülkemizde. Fakat Nihat onlarla kader arkadaşı olarak çok büyük bir iş başarmıştır. Tebrik ediyorum Nihat'ım seni. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Yok kıskandı diye kuaförünü dövdü. Yok eteklerini kesti. Yok beyaz şovda barıştı. Yok çocukları dişti bilmem ne. Mariah Carey ile Nick Cannon olacakken fakat hedefe kadar dayanmak lazımdı. Önce Seda ile bir düet, sonra da kendi programına kavuştu. İbo ile kavga edemiyordu. İbo sana saydırıyordu. Sen de araya Seda'yı koyarak barışmaya kalktın. İbrahim Tatlıses Nihat Doğan'ın Kanal D'deki pazar programına katılır böylelikle. İbrahim Tatlıses'in telefonuna Mahmut Tuncer'in eşi Işıl'dan bir mesaj gelir. Düne kadar küfrettiği Nihat'ın programına çıkmana şaşırdık yazıyordur. İbrahim Tatlıses de reklam arasında Işıl Tuncer'e bir mesaj çekip o daha doğmadan ana rahminde öldü. Onu ben bile kurtaramam. Seda'nın hatırına çıkıyorum yanıtını verdi. Ekran karşısında 200 binlik aşiret, perde arkasında Seda Sayan işlerini görüyor. Vay delikanlı Niho vay. Ama işin komik kısmı ne biliyor musun? İbo hep haklıydı. Fakat Seda Sayan seni kapının önüne koyunca programında kaldırıldı. Seda olmadan seni izleyen de yoktu. Önemin de yoktu. Kalktın kadının üzerinden tekrar reklam yapmaya çalıştın. Seda Sayan ile küs olduğunu söyleyen Nihat Doğan 50'ye yakın eteğini yırttım dedi. Canlı yayında nişanlandığı Seda Sayan'la bir haftadır küs olduklarını söyleyen Nihat Doğan dolabındaki mini eteklerini yırttım diye konuştu. Giymeyeceksin dedim. Bir kere giydi affettim, ikincisini affettim, üçüncüsünde 50'ye yakın mini eteğini yırttım, kapıyı vurup çıktım. Kendisi de ağladı, gözyaşları döktü. Ben haklı olduğumu düşünüyorum. Bana saygılı olması gerekirdi. Geri adım atmam ama gönlünü alacağım.
bir daha yaparsa bütün dolabını yakarım. Fakat Nihat tüm ülkenin dalga geçtiği bir hiç kimse olduğunu kabullenmek istemiyordu. O ciddi ciddi aforizmalar kasarken insanların maksadı onunla dalga geçmekti. Nihat Doğan canlı yayınlanan Yıldız Yağmuru programında yakın arkadaşı Ceylan'ın evlilik şakasıyla şok oldu. Her şeyden habersiz kendisini nikah masasına bulan Doğan, telli duvaklı gelinliğin altında Seda Sayan yerine Reşat adındaki erkeği bulunca şaşkına döndü. Öfkelenen Doğan bir ara programı bile terk etmeye kalkıştı. Vay be, ne arkadaşlarım varmış seni. Tüm Türkiye'nin önünde geçiyorlar seninle. Çıkmış hala Sayan'la alakalıymışsın gibi konuşuyorsun. Kadın televizyonu arayıp canlı yayında seni rezil ederek dedi. Yakasından düşmek bilmiyordun sümük Nihat. Ne kaldı geriye? Magazinden düştün, albüm yapamıyorsun, Seda da gitti. Nihat döndü, yeni yerlere yelken açtı. Ekim 2008. Kanal 1 Hey Canlı'ya özel açıklamalarda bulunan Nihat Doğan, kendisini AKP'ye yakın hissettiğini ve kendisine gelen siyasete girer misin teklifini düşünmeden kabul ettiğini söyledi. Doğan, 25 Ekim'de yapılan Beşiktaş İlçe Kongresi'nde başkan yardımcının aday gösterildiğini, 202 delegenin oyunu alarak AKP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı. Nihat Doğan, siyasete şimdiden ısındığını ve sahne hayatını bırakmayı düşündüğünü açıkladı. O kadar AKP'li oldun ki Siirt'te bir TV kanalına çıkıp "Şerefiniz varsa AKP'ye oy vereceksiniz." dedin. Siyasi amigo oldun. Seda olmadan da tutunman gerekiyordu çünkü, fakat AKP bile sana tekmeyi koydu. Kovuldun lan. Yine de şansını denedin. 1071 diye bir albüm yaptın. Şu emo tiplemesiyle Allah bu günah yazmasın da bu ne a**ayım. Albüm bir İsmail YK parodisi gibiydi. Bok gibiydi. Tutmadı, tutunamadın. Günün sonunda insanı yükselten yetenektir. Bak o kadar saydırdığın, ihanet ettiğin insanlara. Onlar hala duruyorlar. Bir de dön kendine bak. Sen asla yetenekli olamadın lan. Tüm bu rezilliklerin ardından düştün ve Survivor geldi. 15 yıllık kariyerin ardından tek başarılı olduğun şey bir adada maymunluk yap. Pascal Numa'dan yediği dayaktan bahsetmiyorum bile. Hani işin yapsürt yanı, bana Instagram'dan köpek demişsin ya Nihat, fino köpeği demişsin. Biraz yemek için bin bir türlü oyun yapan, top kovalayan kişinin bana köpek demesi ironi değil de nedir Nihat? Survivor'ın bir bölümünde pembe gömleğiyle breakdance yapınca bizim Nihat Doğan, Badıkan aşiretinin ileri gelenleri Nihat Doğan için telovele, yakışıksız, şaklaban sözleriyle eleştiriyor. Sırrı sakık BDP Muş milletvekili o zaman Nihat Doğan hemşerisi, "Nihat Doğan kim ki? Zavallının teki şaklaban," demişti. Bunları unutma Nihat. Fakat Nihat Survivor'dan Türkiye'ye döndüğünde artık Türkiye değişmişti. Ülkedeki hava daha militaristti. Çünkü başka bir gündem vardı artık. Şehit haberleri. ...2011 yılında üst üste şehit haberleri gelince Nihat Doğan milliyetçi söylemlerle önce Kenan Doğulu'yu hedef gösterdi. Az sözler sarf ediyordu. Arkadaş 10. yıl marşını okudu. 10 bin dolar olan ekstrası 100 bin dolar oldu. Yere göğe sığdırılamadı. Bütün her yerde oh oh pohlandı. Askere biz gittik, Tunceli dağlarında çatışmalara biz girdik. Bu vatan için biz mermi attık. Biz mermi yedik. Ne oldu? Biz vatan için kurşun attık, kurşun yedik dedi. Ardından Fazıl Say, Tarkan, Erol Köse, Şahan Gökbakar olmak üzere devam etti. Herkesi hainlikle ve PKK'ya mesafe koyamamakla suçluyordu. Mesela ben ona demedim ya Fazıl. 2 sene önce bizim Banu Zorlu arkadaşımızı otele niye çağırdın diye bir şey söylemedik. 2 sene önce Banu'nun CD'sini dinlemek için sen CD'leri iş yapacağın iş toplantılarını otel odalarında mı yapıyorsun demedik. Banu Zorlu'dan neden tokat yedin demedik. Banu Zorlu'nun elini zorla öpmeye neden kalktın demedik. Atatürkçülük kisvesi altında sorsan Fazıl'a desen ki Fazıl'cığım senin derdin ne bu milletle? Ben Atatürk çocuğuyum diyor, Mustafa Kemal çocuğuyum. Peki sen Mustafa Kemal çocuğusun. Nihat Doğan ne? Muşludur o. İşte manyak, ahmak bir insandır. Anadolu çocuğuyuz ya. Arkadaş Mustafa Kemal Atatürk çocuğu. Biz de ona dedik ki ya Fazıl Efendi, biz askerliğimizi Tunceli dağlarında yaptık. Bu vatan için mermi attık. Asteğmenim şehit oldu. Ben de şehit olabilirdim. Sen bu vatan için ne yaptın? Askerliğini bile bedelli yapmış. Bakın burada açık ve net söylüyorum. Yalçın Küçük diye 30 bin tane şehidimizin kanında vebali olan bir insanın manevi evlatlığını yaparlar. İsrail uşağıdır Yalçın Küçük, onun evlatlığını yaparlar. Bir kere olsun, biz Kürt çocuğuyuz. Benim anam da Kürt, babam da Kürt. Terörü lanetliyoruz. Terör istemiyoruz. Ya Fazıl Efendi, sen vatansever olduğunu iddia ediyorsun. Gel bir kere de sen şu terörü lanetle diyoruz. Kaçıyor. Adam ortada yok.
Bakın yine topu taça attı. Bizim meselemiz bu tip avam meseleler değil. Gel PKK'yı kına kardeşim, bir terörü lanetle ya. Tamam biz vatansever değiliz, biz lanetliyoruz. Bakın yine cevap yok. Yine cevap yok. Neyse yine dediğim gibi hani burada konuşacak şeyler değil. Keşke çıksın karşıma çıksaydı da karşımda adam akıllı ben ona sen neden PKK'yı ağzına alamıyorsun Fazılcığım senin gibi vatansever diyebilseydim. Hala da cevabını almış değilim. Serseri cevap hakkı vardı. Evet. Azınlıklar tabii ki bunlar azınlıktır. Azınlıklar kimi işte şehit cenazelerinden nemalanır, kimileri şehit kanlarından nemalanır. Kimileri de bu yönde devletimizi aciz, bakın devlet sizin yanınızda olmuyor. Siz Kürt olduğunuz için devlet sizin yanınızda değil. Bu noktada istismar alanı yaratmak için gelen yardımları provokasyon neticesinde engellemeye çalışılıyor. Salvolarından askerliğini yapmayan sanatçılar da nasibini aldı. Bakın ben Tunceli'de askerlik yaptım. Tunceli'de yaptım. Çatışmaların içerisine girdim. Astemenim şehit oldu. Ben de şehit olabilirim. Ben çatışmalar içinde askerlik yaptım dedi. Ve popçuları eleştirdi. Bizden birisi askerden kaçtığı zaman veya ne bileyim işte 3 sene ben gitmediği zaman bütün medya ortalığı ayağa kaldırıyor. Bu taça atma Fazıl Efendi. Saray klavyecisi. Biz yemeyiz. Biz yemeyiz. Topu taça atmayacaksın. Faturayı arabeşçilere kesmeyeceksin. Fazıl Say'a saray klavyecisi dedi. Yüklendikçe yüklendi. Bak 24 tane şehidimiz oldu. Say Efendi. Say Efendi. Terörü kınadın mı? PKK'yı kınadın mı? PKK'yı kınayabildin mi? Terörü lanetleyebildin mi? Lanetleyemedin. Tutmayın Nihat'ımı. Kamuflajı çekip dağa çıkacak komando Nihat. Fazıl Say'a defalarca hakaret edip hedef gösterdi. Ulan Fazıl Say kim, sen kimsin lan? En milliyetçi, en vatansever Nihat'tı. Tunceli dağlarında gönüllü askerlik yapmıştı. Teröristlerle çarpışmış, komutanı şehit olmuştu ya. Siz neredeydiniz oğlum Nihat savaşırken? Hem ülkeyi kurdu, hem bizi Malazgirt'ten içeri aldı, hem Ergenekon'a karşı savaştı, hem de dağlara çıktı PKK'ya karşı savaştı. Atatürk soy ismini Nihat Doğan'a verilmelidir. Dili sürçmüştü canım, öyle mi dedi gerçekten? Bir daha deneyelim. Fazıl Efendi, biz askerliğimizi Tunceli dağlarında yaptık. Bu vatan için mermi attık. Asteğmenim şehit oldu. Ben de şehit olabilirim. Onlarından askerliğini yapmayan sanatçılar da nasibini aldı. Bakın ben Tunceli'de askerlik yaptım. Tunceli'de yaptım. Çatışmaların içerisine girdim. Asteğmenim şehit oldu. Ben de şehit olabilirim. Ben çatışmalar içinde askerlik yaptım dedi. Ve popçuları eleştirdi. Bizden birisi askerden kaçtığı zaman veya ne bileyim işte 3 sene ben gitmediği zaman bütün medya ortalığı ayağa kaldırıyor. Burada diyor, burada da diyor, burada da söylüyor, burada da aynısını diyor. Peki Nihat gerçekten öyle miydi? Nihat Doğan nerede askerlik yaptı? Kendisine sorarsanız Tunceli dağlarındaydı. Vatan için mermi atmıştı. Komutanı da şehit düşmüştü. Fakat ben askerlik arkadaşları buldum Nihat. Devre arkadaşlarından Cemil Kuş bana bir açıklama yaptı. O zaman yaptığı açıklamayı da attı. Doğan askerliğini bizimle Borçka'da yaptı. 1999'da vatani görevini 78-1 tertip olarak yaptığı Artvin'in Borçka ilçesindeki 3. Hafif Piyade Taburu adına Facebook'ta grup açan Kuş'a göre Doğan Tunceli'de değil, kendileriyle aynı yerde askerlik yaptı. Gruba katılan asker arkadaşları özür dilemeye çağırdıkları Nihat Doğan'ı hassas dönemde asker ocağı üzerinden polemik yaratmaya çalışmakla suçladı. Nihat'la Borçka'da askerdik. Ben telsiz operatörüydüm, o gazinoda görevliydi. Güzel de omlet yapardı. Askerlik yerini neden farklı söylediğini anlamadık. Onu doğruları söylemeye çağırıyoruz dedi. Vay be Nihat he? Komandoyken omlet yapıyormuşsun. Doğan'ın yanıtı da gecikmedi. Twitter'dan bir askerlik fotoğrafını paylaşıp hiç gazinoda gibi bir halin var mı diye sordu. Bunun üzerine askerlik arkadaşları burası Tunceli Dağları mı Nihat başlığıyla paylaşım yaptı. Nihat'ın anlattığı gibi Borçka'da 2 ay falan değil yaklaşık 11 ay askerlik yapmıştı. Ardından disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trabzon'a, oradan da Bayburt'a gönderildiğini söyledi arkadaşları. Hudut Tabur Komutanlığı'nda 78-1 tertip askerler adına Facebook'ta açılan sayfada Tabur Gazinosu'nda Nihat Doğan'la çekilen bir fotoğrafı paylaşan grup adına açıklama yapan Cemil Kuş sanatçıyla yaklaşık 11 ay askerlik yaptıklarını da söyledi. Nihat Doğan o dönemki Tabur Gazinosu'na görev alıp şarkı söylediğini ifade eden Kuş işlediği bir suçtan Artvin alayına disiplin yattı. Ardından askeri mahkeme Trabzon'da olduğu için sevk edildi. Mahkemenin kararıyla sürgün edildi ve Bayburt'a gönderildi. Nihat Doğan askerliğini çadırda ve askeri disiplin koğuşunda bitirdi. Buna şahit asker arkadaşlarım ve bölük komutanım Rahmi Yüzbaşı'dır. Dağa çıkıp iki resim çektirmekle savaşılmaz. Dağlarda savaşan Mehmetçiklerimize saygılı ol
ve bu konuda biz asker arkadaşlarından özür dilemeni öneririz. Ben ve asker arkadaşlarım bu konuyu daha da açar, bu konunun içinden çıkamaz bir duruma düşersin diye yazdı. Bu tehditkar sözlerin üzerinden Nihat geri vites attı. Doğan, bu arkadaşların söyledikleri doğru. Borçka'da 3. Hafif Piyade Hudut Taburu Komutanlığı'nda askerliğimi yaptım. 2 ay sonra sıcak çatışmaların yaşandığı bölgeye gönüllü gittim. Birliğim Bayburt'taydı. Ama 8-9 ay Tunceli Dağları'ndaydık dedi. Fakat yine ağzını tutamadı öyle ya. Lafın altında kalmayacak ya. Geri vites yapmak yerine asker arkadaşlar için sazan demişti. Borçka'da askerlik yapan arkadaşları bu duruma tepki göstererek sazanın kim olduğunu sana göstereceğiz dediler. Yine askerlik arkadaşı Cemil Kuş, Nihat Doğan Artin Borçka'da 11 ay kaldı. Tavur gazinosunda sanatçılık yapıyordu ve oradan sürgün edildi. Nihat Doğan askerliğini çadırda ve askeri disiplin koğuşunda bitirdi. Kuş, Nihat Doğan'ın Borçka'dan neden sürgün edildiğini de açıklamasını isteyerek biz senin Tunceli'ye sürgünle gittiğini biliyoruz. Ben gönüllü gittim, naraları atma. Çık ekrana neden Borçka'dan sürgün olduğunu açıkla ve özür dile ifadelerini kullandı. Çık ekrana neden Borçka'dan sürgün olduğunu açıkla. Ben açıklayayım mı Nihat? Biliyordun değil mi? Biliyordun. Değil mi? Paranoya kaplıyor şimdi seni. Terliyorsun. Biliyordun gün gelecekti. Birisi bunu ortaya çıkaracaktı. Artvin Borçka'da bir gün köylülerden bir kadın bu yüzüne çarpıyor. Bu sapık kendine hakim olamıyor. Defalarca kadının uyarmasına rağmen evli kadını taciz ediyor. Bu olayda duyulur duyulmaz bilirsiniz köy yerini. Ahali bunun etrafını kuşatıp ağzını burnunu kırıyor. Demir levyelerle dayaklar yedin lan orada. Devrelerin gelip seni zorla kurtardı. Fakat köylü sakinleştirilemiyordu. Nihat Doğan işlediği bu suçtan Artvin Alay Komutanlığı'nda disiplin cezası aldı. Daha sonra askeri mahkemeye sevk edildi ve Trabzon'daki askeri mahkemenin kararı ile sürgün edildi ve Bayburt'a gönderildi. Oradaki takım komutanı ile sürtüşmesi sonucu Tunceli'ye tekrar sürgün edildi. Disiplin yap. Musa Orhan konusunda kızlarımızı koruyun diye ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ama sen Kürt olarak Rize'de evli kadınları tercih edince sesin çıkmıyor lan Nihat. Demek ki insanların bireysel suçları başkalarını bağlamıyormuş değil mi? Şerefsiz seni. Sonradan çıkmış TSK için sivil halkı katlediyor diyorsun. Ama o TSK'nın dokunulmaz malı olmasaydın orada, Artvin'de orada seni parçalamıştı o köylüler. Şehitler üzerinden siyaset yapmayın diye insanlara saldırıyorsun. Hedef gösteriyorsun. 2 cümle sonra şehitlik üzerinden prim yapıyorsun. İşin en boktan yanı da öyle bir komutan asla var olmadı. Sen kim Fazıl Say kim lan? Dolandırdığın Uğur Bayar olmasa bugün açlıkta nefesin kokuyordu. Ne müzisyenliği bırak bu işleri Nihat, daha kaç yaşına geldin bir tane nota okumasını bilmiyorsun. Çıkmış Fazıl Say otel odasında neler yaptı diye gönderme yapıyorsun yarım aklınla. Tüm Türkiye senin İzo ile Ankara'da ne gördü otelde lan? Kızları anal için zorluyorsunuz. Polis basıyor. Çırılçıplak karakola götürüyorsunuz. Rezillik. Sonra paralar dönüyor. İfadeler geri çekiliyor. Salınıyorsunuz. Nezaretten çıkmadan evvel de üzerine değişip milli takım forması giyip tribünlere oynuyorsun. Rambo Nihat. Milliyetçi Nihat. Bugünlerde de çıkmışsın. Ben Kürt'üm. Sizin bayrağınız pisliklerinizi örtmez diyorsun. Doğru Nihat. İlk defa haklısın. Bayrak tacizci bir yavşan suçunu örtmedi zaten. Ne bu? Tüm Türkiye gördü. Çıkıp programlara bunlar İsrail oyunu diyorsun. Fazıl Say Ergenekoncu diyorsun. Hani hepimizin dalga geçtiği o İsrail söylemleri var ya, burayı unutmayın. Buraya geri geleceğiz sonra çünkü. Burası önemli. Fakat Türkiye yine değişiyordu. Ve dolaylı olarak da Nihat Doğan da bu değişime uyum sağlıyordu. Hem de sandığınızdan çok daha hızlı. Çözüm süreciyle birlikte Türkiye'de PKK artık cirit atıyordu. BDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz kutlamaları Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından birine dönüştü. Sözde sadece Öcalan'ı silah bırakma çağrısının yapılacağı kutlama bir PKK gösterisine dönüştü. Binlerce Öcalan ve PKK bayrağı dalgalanıyor. Hatta BDP sahnenin üzerine Önder Apo'ya özgürlük yazdırıyordu. PKK'lı teröristler sahneyi basıp Öcalan'ın salınması için gösteriler yapıyorlardı. Meydan okuyorlardı. 200'den fazla basın kuruluşu da bunları naklen tüm dünya yayınlıyordu. Nevruz bayram gibi kutlandı. Yüz binlerce insan şarkılarla, türkülerle coştu. Bakır'daki Nevruz'u 500'den fazla akredite basın mensubu takip ediyor. Bu kartlar verildi ve bu kartlar sayesinde de basın mensupları bu kapıdan içeri giriyorlar. Yine alandaki güvenliği de BDP'nin görevlendirdiği 5000'den fazla kişi sağlıyor. Protokol koltuklarında Fransa'da öldürülen PKK'lı terörist Sakine Cansız için de koltuk ayrılmıştı. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına katılanlar arasında Nihat Doğan da vardı. Nevruz'u bir yerde barış bayramı olarak kutlamanın peşindeyiz. Onun heyecanı içerisindeyiz.
Alandaki pankartlar barış içerikliydi. Yetmezmiş gibi terörist başı Öcalan'ın mektubunu da kutladı. Çok sayıda sanatçı da vardı. Yanımızda Sayın Nihat Doğan var. O da bu mesajı izledi. Bu izdihamın tam ortasında kaldı. Efendim nedir izleniminiz burada? Vallahi öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye bu ana, bugüne kilitlenmişti. Bölge halkı, tüm Kürt halkı büyük bir heyecanla bu açıklamanın yapılmasını bekliyordu. Ve hiç olmadığı kadar Kürt halkı buraya umutla geldi. Buraya bir büyük bir beklentiyle geldi. Ve 35 yıl sonra ilk defa Kürt halkı bugün evlerine mutlu bir şekilde dönüyor. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'ım utandırmasın. Bu mesajı bekliyor muydunuz son olarak? Gelinen noktada zaten bekliyorduk bunu. Gelinen noktada zaten bunu bekliyorduk. Çok sağ ol. Evet görüyorsunuz zorlukla yapılıyor yayınlar. Çok kalabalık. Söz tekrar İstanbul'dan. Sen ki onca insana PKK'lı damgası yapıştır, milliyetçi söylemlerle hakaret et, Fazıl Say'a PKK'ya da bir şey de gibi sözler et ama kendin Öcalan ve PKK bayrakları önünde Osman Baydemir adlı militanla handshake'ler ver, öpücükler uçursun havada. Çık PKK ve Öcalan bayraklarına karşı bici bici diye selam ver, sonra yine Fazıl Say'a Kemalist faşist de. Siktir lan oradan. Ben ne Fazıl'ın ne de Kenan'ın böyle bir işe bulaştığını görmedim Nihat. Sonra şehit yakınları bunu Twitter'dan eleştirince ne dedi biliyor musunuz? İnternetin güzel yanı bu ya. Hiçbir şey unutulmaz. Ağzı savaş kokan kan emici savaş bezirganları bugünkü barış çağrısına rağmen her zaman istismar edecek bir şey bulurlar. Havlasın dursunlar. Bazı soysuz köpekler bana bayrak hesabı soruyorlar. Ulan hadsiz köpekler. Organizatör ben miyim? Benim oturduğum yerde sahne bile görülmüyordu. Tarihte ilk defa silah bıraktıklarını açıklamışlar. Ülkeye sahip çıkmışlar. Kardeşlik demişler. Türkiye'ye sahip çıkmışlar. Sizin derdiniz ne? Şerefsizliğin lüzumu yok. O küfürlerinizi, hakaretlerinizi fazlasıyla iade ediyor ve barış için gerekirse kan dile bile gideceğimi söylüyorum. Ulan bre müptezel, sen ki Kenan Doğulu Bakü'de konser verdi diye şehitlere saygısızlık deyip adamı PKK'lı ilan ettin, şimdi Kandil'e giderim diyorsun. Ulan ne şerefsiz, ne adi, ne sülük bir mahluksun lan sen. Fethullahçıların Taraf gazetesine verdiği röportajda da şöyle diyordu Nihat, kendisine PKK'ya katılır mısın diye sorulunca. Bizim belki de İstanbul'da olmamızdan dolayı, Muş'ta olsaydım katılabilirdim. Amca çocuklarımızdan iki kişi gittiler sonra geri geldiler. Ne lan bu, futbol maçına mı gidiyorsunuz? Bunlar o senin övündüğün kuzenlerin miydi Nihat? Bizi tehdit ederken başka bir şey mi kastediyordun acaba? 24 Nisan'da Ermeni soykırımı anmasına katılacak mısınız diye sorulunca da gideceğim, gitmek lazım. Linçten korkmamak lazım. Zulümkar zulümkardır, zulüm de zulümdür. Zulmün seninkisi benimkisi olmaz. Gidersek, yürekli olursak, yanmaya yüzü alırsak karanlıklar aydınlığa kavuşuyor. O yüzden bence herkes insanlık adına orada olması lazım. Hak adına orada olmak lazım. Babasının kaçış hikayesi de değişmişti. Artık suçlu Foşik TC'ydi. Şöyle diyordu artık Nihat. Babam Muş'ta medresede okuyordu ve o zaman Cumhuriyeti kuranlar Kur'an'ı yasaklıyorlar. Camide ezanları susturuyorlar. Muş'ta mesela iki cami var. Birini ahır yapıyorlar, birini ambara çeviriyorlar. Babamın medrese hocasını da asıyorlar. Asılınca babam diyor ki ben bu devlete askerlik yapmam. Araştırmalar yaptım bu konuda. Ne Muş'taki Hacı Şeref Camii ne de Ulu Camii ahır mahır olmamış tarihi boyunca. Böyle bir şey yok. Buradan yine Kürt sorunu ve ırkçılık nasıl çözülür sorusuna da Atatürk'ü Hitler'e kıyaslayarak cevap verdi. Almanya çözdü. Orada Hitler Yahudileri iyi yapmıştır diyemiyor kimse dedi. Fakat size ne demiştim ben? Fazıl Say hakkında açıklama yaparken söylediği şeylere dikkat edin demiştim değil mi? Fazıl'a Ergenekoncu faşist diye saldırmış, aynı programda otelde basılmasını İsrail yaptı demiştim. Hep gülmüştünüz. İşte bunlar var ya, boşuna değildi. Nihat, hangi kanalla çalışmışsın lan sen? Bir söylesene.
televizyon ismi verebilirsek. Tabii ki söyleyebilirsin evladım, konuş. Samanyolu TV'de. Peki nasıl hissediyorsun? Acaletimi anlatamam. Ve şu an inanın konuşmakta zorluk çekiyorum. Dilim düğümleniyor. İradem bit. Yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandım. Nasıl? Acaletimi bilemezsiniz. Acaletimi anlatamam. Geleceğim kalmadı. Ve şu an inanın konuşmakta zorluk çekiyorum. Ses tellerim tükendi. Dilim düğümleniyor. İradem bitti. İradem bitti. Yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandı. Yanan bir mum gibi mum tahtaya dayandım. Anladım. Tabii asıl mevzu Twitter'dan. Biraz okuyalım mı? İstiyor musunuz ha? Bakalım Nihat'ımız neler yazmış. Mavi Marmara'da yanımızda olmadı diye Fethullah Gülen'i şeytanlaştırıp Mavi Marmara'da yanımızda olmamış İran'ı ilahlaştırmak neyin kafasıdır? Hoca Efendi'nin bedduasını dinledim. Orada eğer bir suçsuzsak bizim evimiz yansın diyor. Haksız olan evi yansın diyor. Yarası olmayan gocunmasın. Darbeler görmüş, 28 Şubatları yaşayıp yıkamamış cemaati AKP yıkamaz. Lakin cemaatle kavgayı derinleştiren RTE'nin Cumhurbaşkanlığı tehlikeye girer. RTE'nin oğlu bir hafta önce 20 milyon dolara yeni bir gemici kaldı. Fethullah Hoca'nın bir zeytin dalı yok. Bunların hangisi rantçı? O kumpasçıları içeri alıp yargılayanlar cemaatin savcıları olduğunu da unutmamak lazım. Recep Tayyip Erdoğan teşekkür olarak onları yemekhaneci yaptı. Bu niye önemli biliyor musunuz? Çünkü bugünlerde size diyecek ki ben kandırıldım. Ergenekon davalarında bunların kumpas olduğunu bilmiyordum diyecek. Fakat buradan gördüğümüz üzere gayet Fethullah'ın savcıları olduğunu biliyor. Beceremediler. Becerselerdi Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları hocayı satmaz. AK Parti ve Erdoğan diye bir şey olmazdı. AK Parti yokken Hizmet bunu yıllar öncesinden yapıyordu. Farkında mısın? İyice Kemalistleşmeye başladınız. Müslümana bu kin niye? Fethullah Gülen için yazdıkları şeyler eleştirilince de Yahudi'den madalya almaktan çok daha onurludur benimki diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük düşmanı Gezi olaylarının arkasında cemaat ve Siyonistler vardır. Yalanını ona inandıranlardır. Recep Tayyip Erdoğan cemaatle savaşmayı bırakıp kendisine ihanet eden hainleri temizleyip demokrasiye yönelerek yoluna devam etmelidir. Cemaatçiler Hizmet için Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına giderken camici abiler menfaat olmadan çay koymaya mutfağa dahi gitmezler. Çıkarı menfaati olan iktidarın kapı kulu olur. Biz mazlumun yanındayız. Kara cahil defol git. Güçlüyü mazlumu ayırmayı öğren. Yani mazlum FETÖ oluyor o durumda ve FETÖ'nün yanında olduğunu belirtiyor. Ben cemaatçi değilim. Fethullah Gülen'i hayatım boyunca görmedim. Ekranlar hariç ama peygamber aşığı Fethullah Gülen'in böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Akşam Türkçe olimpiyatlarına gideceğim. İlk defa katılacağım ve çok merak ediyorum yarışmacı çocukları. Evet duydum ve açıkçası hoşuma gitti. Bu ülkede bürokrat olacak muhafazakarlar yok iken Hoca Efendi'nin bu noktadaki katkısı unutulmamalı. Fitnenin olduğu her yerde her kim durmuyor bu fitneyi Twitter'da başbakana veya Sayın Hoca Efendi'ye küfürle odun taşıyorsa Rabbim belalarını versin. Bu arada başbakan ama hoca Sayın Hoca Efendi. Hayatım boyunca bir kez olsun Hoca Efendi'yi görmedim. Sohbetine nail olamadım. Ama olmaktan da onur duyardım. Yaptığım sadece durum tespitidir. Çıktık dikenli yollara, söz verdik Allah'a, geri dönmeyecek ve mürtetlerden olmayacağız. F.G. Hayatında Müslüman'ı itmekten başka derdi olmayan Hoca Efendi'yi asalım, hain ve başka söylemlerle hakaretler edenler size emin olsun ki ibdacicidir. Bunun gibi birçok şey daha var. Mesela kendisi o dönemler şöyle bir tweet daha atarken, akşam Türkçe olimpiyatlarına gideceğim. İlk defa katılacağım ve çok merak ediyorum yarışmacı çocukları. Birden 15 Temmuz'dan şuraya geldik. Bir dua ile Hazreti Peygamber'i Türkçe olimpiyatlara getirdiğini iddia eden FETÖ, darbeler ve bin beddua ile Recep Tayyip Erdoğan'ı götüremedi. Aklımızda taşak geçiyor, vallahi taşak geçiyor aklımızda. Veya şöyle tweetler de atıyordu. En iyi Kürt ölü Kürttür diyen faşistleri Gabar'a, Cudi'ye, Şemdinli'ye, Dersim'e, Kandil'e göndereceksin. Cana geleceğini mala gelsin. Temmuz'dan sonra Nihat FETÖ avına çıkmaya başladı. TV programlarında FETÖ'cü ilan etmediği adam kalmadı. Vay be, ne değişiklikler ama onlar değil mi Nihat? Cem Yılmaz ekmeğini yediği bu millete 15 Temmuz gecesinden bugüne kadar ihanet etmiştir. Bu benim fikrim. Başkası onu der, bu bunu der, Cem Yılmaz bağlanır başka bir şey. Beni ilgilendirmez. Milletinin yanında olmayan bir adamın da ben yanında olup da burada öyle olmuşmuş da Cem Yılmaz'ın beni özel hayatta eski başıma falan hiçbir şey ilgilendirmiyor yani. Kusura bakma. Hadi diyeceksiniz ki Nihat popülizm mi yapıyorsun? Hayır. Var olan bir gerçeğin üzerinden konuşuyorum.
O yüzden Cem Yılmaz buraya bu masaya geldiği zaman açık ve net söylüyorum yani. Bu benim şahsi fikrim. Cem Yılmaz benim için bitmiştir. Bundan sonraki Allah nasip ederse önümüze yine Cem Yılmaz'la ilgili bir betereler falan gelirse de hiçbir şekilde ona yorum yapmayacağım. Yapma ya. Bu benim fikrim ya. Tamam. Saygı duyuyoruz da. Ben böyle şimdi mesela arkadaşlar. X bir haber geldiğinde de konuşacağız elbette. Ben Cem Yılmaz'la alakalı hiçbir haberin çok ekstrem, Allah muhafaza ölümü, Allah uzun ömürler versin böyle bir şey değil. Ama ekstrem bir durum olmadığı müddetçe, olağanüstü bir durum. Cem Yılmaz hakkında yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben Cem hakkında yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Cem benim için yaşayan bir ölüden farksızdır şu an itibariyle. Maalesef yani. Doğurmaya başladın çünkü, Nihat. Ben öyle dedim çünkü... milletinin yanında olmayanın yanında olmam. O yüzden bence... Ama bir dakika niye adamla... Ya söylüyorum hayatım. Ben ortada... Efendime söyleyeyim, bir işgal varken işgal esnasında susup topa girmeyen, karışmamış bir adamın da özel hayatına da ben karışmayı doğru bulmuyorum. Birden Twitter'dan da FETÖ'yü küfürler eder oldu. Oturduğu yerden FETÖ'yü ilan etmediği adam kalmadı. Ama en çok neye güldüm biliyor musun Nihat Doğan? Hani şöyle bir tweet atmıştın ya sen. Bu gece ilk maçını oynayacak olan Enes Kanter kardeşimize de başarılar diliyorum. İyi geceler. Sonradan televizyona çıkıp şöyle söylüyordun kendisi hakkında. Bunların hiçbir şeyini görmek istemiyorum. Bunlar yalancı, sahtekar. Sen Amerika'nın kucağında oturacaksın. Güneydeki İsrail'e en sevdiğim ülke diyeceksin. Siyonizmin emellerine hizmet edeceksin. Emperyalizme hizmet edeceksin. Haçlılara hizmet edeceksin. Vatikan'a hizmet edeceksin. Amerika'nın Haçlıların kucağında oturacaksın. Sen sahabe olacaksın. Buradaki milletimizde Ebu Cehil'in çocuğu olacak. Kimi kandırıyorsunuz siz? Gerizekalı mısın sen? Aptal! Amerika'nın kucağında, emperyalizmin, kafirlerin kucağında utanmadan hala Allah, din, sahabe, hamasi söylemlerinde bulunuyorsunuz. Tabii bu sadece bir değil. Örneğin senin yüzünden Kurtlar Vadisi'nin çekim ekibinde bir sürü emekçi insan da gitti FETÖ'den ifade vermek zorunda kaldı. Ulan adam Cüneyt Arkın'a bile 15 Temmuz'da neredeydin diye sordu. Cüneyt Arkın, efsane aktör Cüneyt Arkın Altın Kelebek ödül törenine katılıyor, oğluyla birlikte oğul yürümesine yardım ediyor. Bunun üzerine oğlu da şu zamanda onun gibi Atatürkçü, Cumhuriyetçi, aydın insanlara ihtiyaç var. Bu sözler Nihat Doğan'ı rahatsız ediyor. Nihat Yılmaz Güney abisine örnek almış olacak ki o da Cüneyt Arkın'ı hedef alıyor. Ya kardeşim Atatürk ile Cüneyt Arkın'ın ne alakası var? Atatürkçü rejimle Cüneyt Arkın'ın ne alakası var? Cüneyt Arkın'ın ben daha bir tane Atatürkçü filmini bilmiyorum. Cüneyt Arkın'ın Atatürkçülükle ilgili bir alakası yoktur demişti. Daha da ileriye gitmişti. Adamla dalga geçmeye çalışmıştı. Daha da ileriye gidip Arkın ailesine 15 Temmuz'da neredeydiniz diye sordu. Senin... Bunun üzerine Kaan Cürekli Batur Nihat Doğan'ı o rezil rüsva eden açıklamayı yapmıştı. Hepiniz hatırlıyorsunuz. En son Flash TV'de Mehmet Ali Erbil için de FETÖ'cü dedim. Ya Nihat maşallah be oğlum sen hariç herkes FETÖ'cü. Ecerun Ayala Fatan'ların elini kırarmış. Bir dakika. 27 Ekim'de Beyaz TV'de Ecerun Ayala PKK'lı denilen yayında sen oturuyorsun. Kıza sallıyorsun. 1,5 hafta sonra Flash TV'de oturuyorsun. Herkes haddini bilecek. Sırf Kürt diye bu kıza bir şey diyemezsiniz diyorsun. Elinizi kırarım diyorsun. Bunu yiyenler de var biliyor musunuz? Orada bir de kurgudan bir kavga çıkardılar. Kürt-Türk kavgası. Yerim senin şeyini ben. Aday olacak ya HDP'den destek lazım. 1,5 hafta önce Mehmet Ali'nin kredisi sonsuzdur. Ecerun Ayala kazanamayacağın savaşlara girme derken 1,5 hafta sonra haddinizi bilin Kürt kızını size yedirmem diyorsun bu taciz konusunda. Taciz demişken bir dakika seni Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilen Özgecan Aslan'ın ölümü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstisnasız herkes üzülmüştü. Ülkecek. Bir kişi hariç. Nihat Doğan Twitter'dan siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın tweetini paylaşmıştı. Babasının izinden gidiyor şeriatçı. Mini etek giyene tecavüz edilebiliyorsa o dönemki sevginin minilerle dolaşması ne demek oluyor Nihat? Bize bir mesaj mı veriyorsun? Kakalt falan mısın lan sen? Kızı da tenzih ediyorum bu arada. Kendisi de hatasını anladı sonra. Oraya da geleceğiz. Çok büyük tepkiler alınca Nihat savcılık tarafından sorguya alındı. Hala akıllanmamıştı. Hala racon kesiyordu. Hala konuşuyordu. Hala meydan okuyordu. Kampanyası vardır ortada. Bu linç kampanyasının olduğunu, asıl mağdurun biz olduğumuzu ortaya koyduk. Arkadaşlar, tweette tabii ki değişiklik yapılmış. Yani orada kızın bir mini etekle, mini eteğin Özgecan'la ne alakası var? Bu karda kışta bakın hepiniz paltoyla geziyorsunuz. Özgecan hanımefendinin üzerinde mini etek mi var?
Minetek'le Özgecan'ın hiçbir alakası yok. Bla bla bla. Azıcık öne sar, biraz tepki alınca, Acun abisi Survivor'dan götüne tekmeyi basıp kovulunca ne olmuş bakalım? Babacım çok güzel bir şekilde ifade etti zaten. Onun sözlerinin üstüne söz söylemek haddim değil. Ben sadece kendisini dolaylı dahi olsa üzdüysem... Ağlak Nihat. Yine anasını kullanıp ağlayarak, sızlayarak kendini acındırmıştı. Özgecan Aslan'ın babası istemiyordu fakat anneni kullanarak barıştı. Yine kendini acındırdı. Her zaman olduğu gibi. Artık Survivor'a dönme zamanı gelmişti. Millet yine unutmuştu. Nihat yine ağlayarak kendini acındırmıştı. Survivor'a giderken de eleştirileri tamamen kesmek gerekiyordu. Bu yüzden Nihat Doğan Instagram'da Özgecan Aslan'la babasının fotoğrafını paylaştı ve şöyle bir not ekledi. Karşımda oturan katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin babası, her zaman konuştuğum, evine gittiğim, Survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahkim etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran, bizden gibi görünen fakat bizden olmayan, zulüm 1453'te başladı diyen mankurt, hak düşmanı, batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın. Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir, ben de onların evladıyım. Buradan size ekmek çıkmaz. Ayrıca konuşmak her kişinin, hak konuşmak her kişinin işidir. Ben hak konuşuyorum, hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil. Benim hak konuşmamla. Dönen dönsün, ben dönmem yolumdan. Haydi şimdi başka kapıya. Hak konuşuyorsun he Nihat? Özgecan Aslan'ın babasının bundan haberi var mı kolpa Nihat? Nihat Doğan'ı sert eleştiren Özgecan Aslan'ın babası Mehmet Aslan, Nihat Doğan'ın adımızı, insanlığımızı ve nezaketimizi kullandığı için şahsiyetsizliğini ve karaktersizliğini bir kez daha ortaya koymuş ve bizleri de kendisini ve annesini kabul ettiğimiz için pişman etmişti. Kendisini kınıyorum mesajını paylaştı. Ulan Allah belanı versin be. Özgecan Aslan'ın babasını kullanmak neden yavşak herif? Paylaşımların ardından Hürriyet'e konuşan Mehmet Aslan, 2 yıl önce annesiyle birlikte Tarsus'a gelen Nihat Doğan'ı kabul ettikleri için pişman olduklarını söyledi. Birileri Nihat Doğan'a akıl vermiş, git barış diye. Her gün arıyordu, bizi sürekli taciz etti. Bu haftalarca sürdü. Biz de sonunda ısrarlara dayanamayıp kabul ettik. Çünkü bizim ağzımızda, gönlümüzde barış ve kardeşlik var. Ama kendi kavgasına bizi kullanması bizi üzdü. Kendisiyle görüşmeyi kabul ettiğimiz için pişmanız. Hata etmişiz dedi. Nihat Doğan'ın 2 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması çok kızdığını belirten Mehmet Aslan, o fotoğraf özeldi. Çekildiğini biliyordu ama izinsiz paylaşması onun karakterini ortaya koydu. Biz kendi halinde insanlarız. Kişisel saçma kavgalarına bizi neden alet ediyor? Doğan'a dava açacağım yönündeki haberler doğru değil. Böyle şeylerle uğraşmayız biz dedi. Tüm Türkiye'nin ortaklaşa üzüldüğü bir olayı istismar edip kızın ölümünü birlikte kullandın ya Nihat. Ne diyeyim lan ben sana? Ama senden bu kadar nefret etmemin sebebi farklı bir olay. Senden o kadar iğreniyorum ki lan. Nihat Doğan küçük yaştaki iki kız kardeşi evinde alıkoymakla suçlanıyor. Dün paylaşmıştık. Bugünse yeni gelişmeler var. Kızların babası ilk kez Kanal D Haber'e konuştu. Baba alıkoyma iddialarının yanında Nihat Doğan'a başka suçlamalar da yöneltti. Kızlarının adli tıp kurumunda muayene edilmesini isteyeceğini söyledi. Nihat Doğan çok önemli bir simgedir. Taşlık veriyormuş kıza. Kendi evine neden davet etti? Biz bu sapı deşifre edemeyeceksek 12 yaşında çocukların yüzü gösterilecek. Daha önce de gitmiş zaten çocuklar. İki kız kardeşi alıkoyduğu iddia edildi. Suçlamalarla ilgili olarak Nihat Doğan polis merkezinde ifade verdi. Dün kızların annesi konuşmuştu Kanal D Haber'e. İki tane kızımın Nihat Doğan'ın evinde olduğu bilgisi geldi. Kaç saat ulaşamadınız çocuklara? Ben 2 saatten fazla ulaşamadım. Ben buna inanamadım tabii ki. Hemen eşimi aradım. Bugün de kızların babası açıklama yaptı. Şimdi bir çocuk eve getiriyorsun yani kendine demek ki zemin hazırlıyor adam. İyi niyetli bir kişi kafeye indirir, çayını kahvesini söyler, güle güleler. Siz orada da bir şüphe arıyorsunuz yani. Ben arıyorum ama... İddiaya göre Nihat Doğan biri 11, diğeri 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde zorla alıkoydu, onlara para verdi. Ve ben burada program yapıyorum. Allah belasını versin böyle hayatın. Durumu öğrenen aile soluğu polis merkezinde aldı. Doğan'dan şikayetçi oldu. Doğan ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Daha önce de gitmiş zaten çocuklar, birkaç kere daha gitmiş. Konuyla ilgili ilk açıklama kızların annesinden gelmişti. Kanal D Haber ekibi babaya da ulaştı. Kızların babası Nihat Doğan'ın farklı amaçlar peşinde olduğunu iddia etti. Başka türlü suçlama oldu mu? Her şey var. Bir kız çocuğunun bir erkeğe, bekar erkeğin evinde ne işi var? Ne gibi bir amacı vardır kişinin? Bence hiçbir ahlaklı bir amaç değil bu. Siz bununla ilgili de söylediniz mi ifadenizde? Emniyette her şeyimiz var. Baba alıkoyma iddialarının yanında Doğan'a başka suçlamalar da yöneltti. Nihat Doğan'ın böyle bir yaklaşımı olmuş mudur? Bununla ilgili bir şüphe var mı sizde? Ya ben şüpheleniyorum abi.
Benim çocuklarım bana bir şey söylemedi ama ben şüphelenim. Bir adli tıp da muayene isteğiniz işte olacak mı yani? Tabii ki. Yani bu işin peşini bırakmam. Ayrıca kızlarının korktuğu için konuşmadığını söyledi. Kızlarınızla konuştunuz. Onlar ne söylediler? Şimdi çocuklar bana aslında net bir şey söyleseler bana yetiyor. Söylemiyorlar. Korkuyorlar mı artık? Savcılık hem ailenin iddialarını hem de Türkücü Doğan'ın ifadesini araştırarak kararını verecek. Benim kardeşlerim, analarım, bacılarımın namusu şerefi ayaklar altında alırken... Nihat Doğan'ın bu suçlamalar karşısında neler söyleyeceği merak ediliyordu tabii. Sorularımızı yanıtlamayı bugün de reddetti ama bir televizyon kanalında yayınlanan programında konuştu. Suçlamalara yanıt vermek yerine konuyu çarpıttı. Alakasız bir o kadar da garip yanıtlar verdi. Hatta kendisiyle ilgili soruşturma konusu olan bu çok ciddi iddiaları haber yaptığımız için de ağır ve asılsız ithamlarda bulundu. Ayrıca sosyal medyadan kendisine yapılan eleştirileri de, kendisini eleştirenleri de vatan haini olmakla suçlu. Senden o kadar iğreniyorum ki lan. Söyleyecek kelime bul, sövecek küfür bulamıyorum. Ulan 11 yaşında çocuk ne demek Allahsız? Sapıklığın hayatın boyunca sürdü ama iki küçük kız çocuğunu evinde almak artık sınırları aştın Nihat. Önce kaçtın, yardım aradın. Polis evini bastı ama kaçmıştın. Sonra nezarete atıldın. Çıktın yine utanmadan TV'lerden inkar ettin. Seni eleştirenlere vatan haini dedin. 15 Temmuz şehitlerini senin tecavüzünü aklamak için kullanmaya utanmadın mı lan hiç? Armut ağacından uzağa düşmez. Babasına çekmiş Sübyancı. Aile aldırmıyordu bu söylenenleri. Baba test yapılmasını istiyordu. Nihat için alan gitgide daralıyordu. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. O test yapılırsa mutlak hapse gireceği belliydi. Bir gece ailenin evinde cebinde deste deste parayla gittin. Ertesi gün savcılığa gidip şikayeti geri çektiler. Olanları yanlış anlamışız dediler. Savcılık soruşturmayı kapattı. Allah kitap diye reklam yapıp muska satıp parasıyla da taciz ettiği küçük Kürt kızların kan parasını ödeyen mümin Nihat. Aileyi bağladın. Tabii ki aşiret düzenini savunursun. Aileyi bağladın bağlamasına da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların yaşı 18'den küçük olduğu için işin içine girdi. Senin için kaçış yok Nihat. Elbette bunların bedelini ödeyeceksin. Devlet yapmazsa da bu cezayı kesecek bir babayı çıkar mutlaka sokaktan. Hiç merak etme. Çıktın olayı araştıran Buket Aydın'ı hedef aldın. Nihat Doğan'ın açıklamalarına Kanal D ana haber sunucusu Buket Aydın da cevap verdi. Olayın çok daha fazlasını bildiklerini söyledi. Ne bu daha fazlası olan Buket Hanım anlatın. Sunucu arkadaşı Ece Erken Nihat Doğan'a bu soruları sorarken gözlerine iyi bakın. Kadın korkuyor. Bu programdan aylar sonra Erken'in bizim de onunla ilgili bildiğimiz çok şey var. Televizyonda onu savunan konuşmayı özgür irademle yapmadım şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düşecekti sonra. Buket Aydın'la Ece Erken'e de sorsana 15 Temmuz'da neredelermiş diye Nihat. İğreniyorum lan senden. İnsan bile değilsin oğlum sen. Herkes yalancı ya, herkes komplocu ya. Bir de senden ayrılan eski sevgili Seren Yakıcı ne anlatmış? Onu da konuşalım mı istersen Nihat? Hani Özgecan Aslan için mini etek giyersen tecavüze uğrarsın dediğinde yanında mini ile gezen eski kız arkadaşı. Onur Akay'a verdiği röportajda şöyle diyor. Doğan'ın geçtiğimiz günlerde üzdüğüm, kırdığım, hakkına girdiğim, vebalini ve ahını aldığım arkadaşlarımdan helallik istiyorum paylaşımına. Röportajda şöyle cevap verdi kız. Ya işte hayır. Bazılarına hak helal edilmez. Allah çarpar adamı. Ben kendisine karşı buz dağları kadar soğuyum dedi. Onur Akay'ın Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymaktan gözaltına alındı ve hakkında çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siz onu yakından tanıyan biri olarak bu iddialara karşı ne diyorsunuz? Şeklinde soru sorunca Selen Yakıcı şöyle bir düşünün. Oturduğunuz yerden size bir ithamda bulunuyor mu kimse ya da bana? Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Fakat benim de bildiğim birçok şey var dedi. Ne olan bu hepinizin bildiği birçok şey? Çıkıp söylesenize. Nihat Doğan'la birlikte olduğu için insanlar tarafından yargılandığını da söyleyen güzel oyuncu, siz hiç mi size uygun olmayan biriyle beraber olmadınız? Herkes hayatında bir kere olsa böyle bir ilişki yaşamıştır. Benimkisi de böyle bir şeydi. Gözlerin kapanıyor, basiretin bağlanıyor. O esnada tabii uyanıyorsun fakat olmuş bitmiş artık ifadelerini kullandı. Acı olan senin bir tacizci olman mı yoksa eski kız arkadaşının bile senden iğrenmesi mi bilemiyorum. Sen gençliğinden beri sapıksın. İnkar ettiğin tacizlerden tut askerliğine kadar. O kadar yalan konuşuyorsun ama hepsi birer birer seni bulup yerin dibine sokuyor. Şimdi yapmadım desen kim inanır lan sana? O kadar sapıksın ki sen beni taciz etmen değil, etmemen şaşırtır. 25 yıldır yalanarak, sürünerek iyi yerlere geldin Nihat. Bundan sonra hepiniz bilin ki bu herifi televizyona çıkaran, program veren, destek çıkan kim varsa Türk milletine meydan okuyordu. Benim de düşmanımdır. An itibariyle senin kariyerin bitmiştir Nihat. Allah rahmet eylesin.